Merhaba arkadaşlar. Halk Edebiyatı derslerimizin dördüncüsüyle beraberiz arkadaşlar sizinle. Yine kuramları konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki dersimizde sizinle ilk dönem kuramlarını konuşmuştuk arkadaşlar. Erken dönem kuramlarını konuşmuştuk. Ayrıca metin merkezi kuramlardan da gelişme kuramını ve yayılma kuramını konuşmuştuk değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizinle özellikle tarihi, coğrafi, fin kuramını konuşmaya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bizim için son derece önemli arkadaşlar. Kuramlar içerisinde en çok sorulan kuramın elbette tarihi, coğrafi, fin kuramı olduğunu biz biliyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde tarihi, coğrafi, fin kuramını ayrıntılı bir şekilde sizlerle konuşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tarihi, coğrafi, fin kuramı karşılaştırmalı folklor kuramı olarak da bilinmektedir. Lütfen dikkat arkadaşlar. Çok sorulan bir kuram. Her noktasına dikkat etmek durumundayız. Karşılaştırmalı folklor kuramı olarak da bilinmekte. Tarihi, coğrafi, fin kuramı. Elbette arkadaşlar, tarihi, coğrafi, fin kuramının ortaya çıkmasında bir tıp fakültesi öğrencisi olan Lönnrot'un Kalevala, fin Kalevala destanını derlemesi etkili olmuş değerli arkadaşlar. Yani aslında ilk etapta bu çalışmalara öncülük eden kişi Lönnrot. Kalevala destanının, fin destanı olan Kalevala destanının derlenmesiyle aslında macera başlıyor. Ama değerli arkadaşlar, asıl kurucusu Jules Krohn. Değerli arkadaşlar, Jules Krohn erken yaşta hayatını kaybedince çalışmalarına oğlu Karl Krohn devam ediyor. Yani değerli arkadaşlar, tarihi coğrafi fin kuramının diğer ismiyle karşılaştırmalı folklor kuramının kurucuları Jules Krohn ve Karl Krohn arkadaşlar. Arkadaşlar, karşılaştırmalı coğrafi fin kuramı özellikle masalların veya bir masalın nerede, nasıl yaratıldığını ve onun muhtemel ilk şeklinin ne olduğunu belirlemeye çalışıyor. Bakın arkadaşlar. Özellikle masalların varyantları değerli arkadaşlar. Varyant dediğimiz çeşitlenme değil mi arkadaşlar? Çeşitlenmeleri. Bir masalın birçok varyantı ele geçiyor. Acaba bu varyantlardan hangisi metnin orijinali? Bunu anlamaya çalışıyorlar. Bir masal ilk defa nerede, nasıl ortaya çıkmıştır ve masalın ilk şekli nedir? Bunu anlamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar, tarihi coğrafi fin kuramı çalışmalarına masal alanında başlamış. Daha sonra masal dışı alanlarda da benzer yöntemler uygulanmaya çalışılmış arkadaşlar. Arkadaşlar, bu yöntemi kullanan halk bilimci bir masalı veya bir türküyü yahut başka bir folklor ürününün tarihini yeniden oluşturmaya başlar. Böylece ilk şeklinin ve ürünün tarihini bulunabileceğini düşünmüşlerdir. Arkadaşlar lütfen dikkat. Masalın ilk yaratıldığı hali, orijinal halini bulmak temel anlayış. Buna ur form diyorlar. Lütfen dikkat. Yayılma kuramına göre, affedersiniz, tarihi coğrafi fin kuramına göre bir halk edebiyatı ürününün birçok varyantı, yani eş metni, yani versiyonu vardır. Acaba bunlardan hangisi metnin orijinali? Bir halk edebiyatı ürünü ilk defa nerede, ne zaman, ne şekilde oluşmuştur ve onun ilk şekli nedir? Ur form ilk şekil demektir. Orijinali demektir arkadaşlar. Bunu anlamaya çalışıyor tarihi coğrafi fin kuramı arkadaşlar. Son kez tekrar ediyorum. Kurucusu Karl Kroh değerli arkadaşlar. Baba oğul Krohlar. Değerli arkadaşlar, karşılaştırmalı folklor olarak da karşımıza çıkabiliyor. Amaç bir masal, bir masalın orijinalini bulmak amaç. Bir masal nerede, ne zaman, ne şekilde oluşmuştur? O masalın muhtemel ilk şekli, yani ur formu, bunu bulmaya çalışıyorlar. Ve değerli arkadaşlar, masal alanındaki çalışmalarını başka alanlara da taşımışlar.
Arkadaşlar tarihi coğrafi fin kuramının kurucusu Kroh, baba oğul Kroh, Jules Kroh ve Karl Kroh, ama bu kuramı geliştiren halk bilimciler var. Axel Ulrich, Danimarkalı bir profesör mesela. Ante Arne, Siti Thompson, lütfen dikkat arkadaşlar. Eğer soruda Axel Ulrich, Ante Arne, Siti Thompson bunları görüyorsak bize yine tarihi coğrafi fin kuramı soruluyordur. Axel Ulrich, Ante Arne, Siti Thompson, değerli arkadaşlar, bunlar da çalışmalarını tarihi coğrafi fin kuramı üzerine yoğunlaştırmışlar. Özellikle Axel Ulrich, değerli arkadaşlar, epik yasaları tüm dünyada kabul görüyor. Son derece önemli bizim için. Bunları tek tek konuşmaya başlayacağız sizinle arkadaşlar. Evet, tarihi coğrafi fin kuramı uygulamaları Axel Ulrich'i konuşmakla başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, Axel Ulrich'in epik yasaları. Arkadaşlar, Axel Ulrich dünyanın birçok yerinde, özellikle Avrupa'da halk edebiyatı, halk bilimi ürünlerini incelemiş ve halk bilimi ürünlerinin ortak özelliklerini tespit etmiş. Ve bunlara epik yasalar demiş. Bir halk edebiyatçısı farkında olsun olmasın halk edebiyatı ürününü aynı şekilde ortaya çıkarır gibi bir anlayışa sahip arkadaşlar. Arkadaşlar, burada karşımıza sürekli sage ifadesi çıkacak. Arkadaşlar, sage halk edebiyatı ürünü demektir. Yani biz masal diyoruz, Axel Ulrich sage diyor. Biz efsane diyoruz, Axel Ulrich sage diyor. Biz şarkı diyoruz, türkü diyoruz, Axel Ulrich sage diyor. Yani halk edebiyatı ürünüdür sage. Bizim halk edebiyatı ürünü dediğimiz şeye Axel Ulrich sage diyor. Halk hikayesi de sagedir, masalda bir sagedir, değil mi arkadaşlar? Destanda bir sagedir. Diyor ki arkadaşlar, Axel Ulrich sage adını verdiği bir araya getirilmiş yaygın benzerlik kategorilerinden elde edilmiş kuralları halk anlatılarının epik yasaları olarak niteliyor. Yaygın benzerlikler arkadaşlar. Bakalım, Axel Ulrich'e göre sage, yani halk edebiyatı ürünlerindeki ortak yaygın benzerlikler nelermiş arkadaşlar? Arkadaşlar, bakın, yasalarımız Axel Ulrich'in epik yasaları, giriş ve bitiriş kuralı, yineleme kuralı, üçleme kuralı, bir sahnede iki kuralı, zıtlık kuralı, ikizler kuralı, ilk ve son durumun önemi kuralı, anlatımda tek çizgililik kuralı, kalıplaştırma kuralı, büyük tablo sahnesi kuralı, sagenin mantığı kuralı, tek entrika kuralı, epik birlik kuralı, ideal epik birlik kuralı ve dikkati baş kahramanın üzerine toplama kuralı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Axel Ulrich bunları halk edebiyatı ürünlerinde yaygın benzerlik olarak görmüş. Şimdi bunları tek tek konuşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, birincisi giriş ve bitiriş kuralı. Arkadaşlar, Axel Ulrich'e göre sage, arkadaşlar şunun altını bir kez daha kalın kalın çiziyorum, sürekli sage diyeceğiz bundan sonra. Halk edebiyatı ürünlerine sage deniyor. Masal bir sagedir. Destan bir sagedir. Halk hikayesi bir sagedir. Fıkra bir sagedir. Karagöz sagedir. Halk edebiyatı ürünlerini sage diyorlar. Arkadaşlar, giriş ve bitiriş kuramına göre sage, yani halk edebiyatı ürünü, durgun başlar, ortaya doğru coşkunluk ortaya çıkar ve tekrar durgun biter. Yani sakin başlar, coşar, olay zirveye çıkar ve tekrar sakin biter. Bakın, sage birdenbire başlamaz ve birdenbire bitmez. Bu ilke giriş ve bitiriş kuralıdır. Sage durgunluktan coşkunluğa doğru giderek başlar ve çoğu zaman başlıca kişilerin birinin başına gelen bir felaketi içeren sonuç olayından sonra coşkunluktan durgunluğa gider. Lütfen dikkat arkadaşlar. Coşkunluk ve durgunluktan bahsediyorsa giriş ve bitiriş kuralıdır. Sage durgun başlar, coşkun devam eder, durgun biter. Arkadaşlar, yineleme kuralı. Değerli arkadaşlar, sagenin, yani halk anlatılarının çok fazla ayrıntıya inme şansı yok. Ve betimlemeler de çok az arkadaşlar. Ayrıntı çok fazla yok, betimleme çok fazla yok halk edebiyatı ürünlerinde. Ayrıntı çok fazla olmadığı için, betimleme çok fazla olmadığı için arkadaşlar, mecburen değerli arkadaşlar, yinelemelere başvuruyor kişiler. Arkadaşlar,
ne zaman çarpıcı bir sahne ortaya çıksa o mutlaka bir kez daha yineleniyor. Mesela Oğuz Kağan Destanı'nda değerli arkadaşlar, Oğuz Kağan Destanı'nın benzer şekilde, Oğuz Kağan benzer şekilde birden fazla evlilik yapıyor arkadaşlar. Ne zaman çarpıcı bir olay ortaya çıksa yinelenir o. Tekrar edilir arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Şu ifadeler hep Axel Oren ifadeleri. ÖSYM'de sorarken hep bunlarla soruyor zaten. Bakın, bir genç 3 gün arkası arkaya devler bölgesine gider ve her gün bir dev öldürür. Bakın, bir defa gitmiyor. 3 gün gidiyor. Ve her gün dev öldürüyor. Her gün gitti, her gün öldürdü. Bakın, yineleme var. Bir kahraman Billur Dağı 3 kere atla çıkmak ister. 3 müstakbel aşık bir gece bir kız tarafından büyülü ve hareketsiz bırakılır. Yinelemeler bakın arkadaşlar 3 sayısıyla yapılıyor. Ama 7, 12 sayılarıyla da yineleme yapılabiliyor arkadaşlar. Bizim kültürümüzde de özellikle 40 sayısıyla yineleme yapıldığını biz biliyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkat arkadaşlar. Halk edebiyat ürünleri ayrıntı ve tasvirden yoksundur. Çok ayrıntıya inemezler. Mecburen arkadaşlar yineleme ortaya çıkar. Ne zaman çarpıcı bir sahne ortaya çıksa o çarpıcı sahne benzer şekilde yinelenir değerli arkadaşlar. Arkadaşlar üçleme kuralı aslında yineleme kuralına çok yakın değerli arkadaşlar. Yineleme her zaman ya da çoğu zaman ne ile yapılıyor arkadaşlar? 3 sayısıyla yapılıyor. 3 geleneksel anlatılarda karşılaşılan insan ve nesnelerin en yüksek sayısı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani nasıl bizde 40 kutsal sayıysa değerli arkadaşlar, Batı anlatılarında da Axel Oren'e göre 3'leme kuralı var. 3 sayısı kutsal arkadaşlar. Yinelemeler çoğunlukla 3 sayısıyla yapılıyor. Arkadaşlar bir sahnede 2 kuralı. Değerli arkadaşlar, bir tiyatro eserinde aynı anda sahnede 3-4 oyuncu, 5 oyuncu bulunabilir. Ve bu 4-5 oyuncu karşılıklı konuşturulabilir. Ama değerli arkadaşlar, bir halk anlatısında sahnede en fazla 2 kişi görülür arkadaşlar. En fazla 2 kişi gözükür. Eğer 3. kişi varsa biri sahneden çıkar. Yani olayın içinden çıkar, diğeri dahil olur arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen dikkat bakın. Halk anlatılarında 2 aynı zamanda ortaya çıkan en yüksek kişi sayısıdır. Kişi sayısı. Halk anlatılarında en yüksek kişi sayısı 2'dir. Edebi tiyatroda çok kullanılan 3 veya daha fazla kişinin konuşmasında halk anlatılarında yer verilmemekte. Bütün anlatı boyunca sadece 2 kişi aynı sahnede ortaya çıkmaktadır. Lütfen dikkat. Aynı sahnede 2 kişi ortaya çıkabiliyor. 3 kişi, 4 kişi aynı anda karşılıklı konuşmuyor arkadaşlar. Bir sahnede en fazla 2 kişi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar zıtlık kuralı. Elbette arkadaşlar halk edebiyat ürünlerinde yani SAGE'de her zaman bir kutuplaşma vardır arkadaşlar. Bakın, kuvvetli bir torun karşısında mutlaka akıllı bir Odin veya kurnaz Loki bulunmalıdır. Hüzünlü bir kadının yanında neşeli ve ferahlatıcı bir oturacaktır. Bu temel zıtlık epik yapının en önemli kurallarından biridir. Genç ve ihtiyar, büyük ve küçük, insan ve canavar, iyi ve kötü hep zıtlıktır değil mi arkadaşlar? Bakın, SAGE'nin kahramanlarından özellikleriyle ve eylemleri baş kahramana zıt olma gereksinimiyle belirlenen diğer bireyler kadar etkili olur. Yani değerli arkadaşlar, zıtlık kuralı iyi, kötü, güzel, çirkin. Bir kutuplaşmanın olması. Arkadaşlar ikizler kuralı, lütfen dikkat, önemli. Değerli arkadaşlar, ikizler kuralı biraz önce konuştuğumuz zıtlık kuralının tersi aslında. Bakın arkadaşlar, iki kişi aynı rolde ortaya çıktığında bunların ikisinin de küçük ve zayıf olarak betimlendiğini görebiliriz. Bakın, ikisi de küçük ve zayıf olarak ortaya çıkıyor. Yani SAGE'nin kahramanları birbirine benzer arkadaşlar. SAGE'nin kahramanları birbirine benzer. Arkadaşlar, aynı film içerisinde iki kötü kişi bulunamaz mı? Elbette bulunabilir. Ya da SAGE'nin içerisinde iki yiğit, iki iyi insan bulunamaz mı? Elbette bulunabilir.
İşte İkizler Kuralı Sage'deki yani halk edebiyatı ürünlerindeki kahramanların ortak özellikleridir. Bakın bu iki tip yakından ilişkili iki kişi zıtlar kuralından uzaklaşarak İkizler Kuralı'nın etkisi altına girer. Ve lütfen dikkat, bu hem gerçek ikizler hem de aynı rolde aynı olan kişi anlamına gelebilir. İkinci derecede gelen tipler çift olarak, bakın çift olarak ortaya çıkmaktadır. Yani kahramanın karşısında bir kişi varsa, kötü ruhlu insan varsa mutlaka ona benzeyen biri de vardır. Yani halk edebiyatı ürünlerinin değerli arkadaşlar özellikleri birbirine benzer. Arkadaşlar Battal Gazi filmlerinde Cüneyt Arkın'a yardımcı olan iyi birileri vardır. Ya da Cüneyt Arkın'ın karşısında çok fazla kötü insan vardır. Halk edebiyatı ürünlerinin kahramanların özellikleri birbirine benzer. İkizler kuralı. İlk ve son durumun önemi kuralı değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bir sürü kişi veya nesne peş peşe ortaya çıkınca en önemli kişi önde gelir. Yani diyor ki arkadaşlar, şu Sage'nin yani halk edebiyatı ürününün sembolize etsin bize. Arkadaşlar önem şurası başlangıç olsun bizim için. Burası da bitiş olsun arkadaşlar. Diyor ki ilk ve son durumun öneminde arkadaşlar. Arkadaşlar önemli kişiyle başlar. Önemli kişiyle biter. Yani halk edebiyatı anlatılarının başı da önemli kişiyledir, sonu da önemli kişiyledir. Önemli kişiyle başlar, önemli kişiyle biter. Ama değerli arkadaşlar, duygudaşlık doğuran asıl kişi kimdir? Sonda gelendir. Sonda gelendir. Burada özellikle gemi örneğini veriyor Axel Ulrich, diyor ki bir geminin ağırlık merkezi her zaman sondadır. Lütfen dikkat. Anlatının ağırlık merkezi sonda gelende yatmaktadır. Sonuncu gelen kişi anlatının duygudaşlık doğurduğu kişidir ve diyor ki Axel Ulrich, en küçük kardeşin son atılımının masalın içinde ne kadar anlam taşıdığını biliyoruz diyor. Lütfen dikkat. İlk ve son durumun önemi kuralı. Halk edebiyat ürünleri yani Sage önemli kişilerle başlar, önemli kişilerle biter. Ama asıl önemli olan duygusal duygudaşlığın ortaya çıkmasını sağlayan kişi sonda gelen kişidir. Özellikle geminin ağırlık merkezi örneğini veriyor burada arkadaşlar Axel Ulrich. Bir geminin hem baş tarafında hem son tarafında ağırlık merkezi vardır ama asıl önemli olan son taraftır diyor arkadaşlar. Sonuncu gelen kişi duygudaşlık doğuruyor. Arkadaşlar anlatımda tek çizgililik kuralı. Arkadaşlar lütfen dikkat. Bugün modern anlatılarda elbette çok fazla geriye dönüş yapılmakta arkadaşlar. Bugünkü teknikler buna müsait ama halk edebiyatı ürünlerinde zaman tek çizgilidir ve asla geriye dönüş yapılmaz. Geri dönüş yok arkadaşlar. Olaylar kronolojik devam eder arkadaşlar. Eğer daha önceki olaylardan bahsetmek gerekiyorsa bu konuşma içerisinde verilir arkadaşlar. Lütfen dikkat. Halk edebiyatı ürünlerinde zaman tek çizgilidir. Geriye dönüşlere yer verilmez. Geriye dönüşlere yer verilmez. Olaylar kronolojik anlatılır arkadaşlar. Arkadaşlar kalıplaştırma kuralı. Arkadaşlar bakın aynı çeşitten iki insan veya durum el verdiği ölçüde değişik değil, el verdiği ölçüde birbirine benzerdir. Bakın yine benzerlik üzerine kurulmuş arkadaşlar kalıplaştırma kuralı. Aynı çeşitten iki insan veya durum el verdiği ölçüde birbirine benzer. Bakın Axel Ulrich'in ifadeleri bakın ne diyor? Genç kahraman 3 gün arkaya bilmediği bir yere gider. Her gün bir devle karşılaşır. Bakın benzerlikler. Hepsiyle aynı şeyleri konuşur. Ve hepsini aynı biçimde öldürür. Bakın ne kadar benziyor durumlar. Hayatın böyle katı üsluplaştırmasının kendine özgü bir estetik değeri vardır. Gereksiz olan her şey atılmıştır ve sadece gerekli olanlar göze çarpıcı bir durumda ortaya çıkarılmıştır diyor. Arkadaşlar aslında bu benzerlikler ikizler kuralıyla benziyor. Ama
İkizler kuralı, ikizler kuralı sadece kahramanların ortak özelliği olduğunu söylüyordu. İkizler kuralı kahramanların ortak özelliği olduğunu söylüyor. Kalıplaştırma kuralında ise benzer durumlardan bahsediyor. Benzer durumlar. Benzer olaylar yaşanır diyor. Bakın, genç kahraman 3 gün arka arkaya bilmediği bir yere gider. Olaylar benziyor bakın. Her gün bir devle karşılaşır. Hepsiyle aynı şeyi konuşur. Hepsini aynı biçimde öldürür. Lütfen dikkat. Aynı kelimesi arkadaşlar. Aynı kelimesi. Hepsiyle aynı şeyi konuşuyor. Hepsini aynı biçimde öldürüyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Lütfen dikkat. Bir kez daha hatırlatıyorum. Kalıplaştırma kuralında olayların ve durumların birbirine benzerliklerinden bahsediyor arkadaşlar. Ama ikizler kuralında ise kahramanların özelliklerinin benzediğinden bahsediyordu. Arkadaşlar büyük tablo sahnesi kuralı. Arkadaşlar büyük tablo sahnesi kuralı olayın finalidir. Zirveye çıktığı durumdur. Yani değerli arkadaşlar olayın dinleyenin merakının zirveye çıktığı durum. Olayın en heyecanlı kısmına büyük tablo sahnesi kuralı diyoruz. Arkadaşlar büyük tablo sahnesi kuralında başroller sahnededir. Olayın en can alıcı sahnesidir. En heyecanlı, merakın zirve olduğu yerdir arkadaşlar. Bakın Axel Ulrich ne demiş arkadaşlar? Sage her zaman büyük tablo sahneleriyle doruğuna erişir. Bu sahnelerde Sage kahramanları yan yana gelirler. Kahraman ve atı, kahraman ve canavar gibi. Bu görkemli durumlar çoğu zaman gerçeğe değil, hayale dayanır. Büyük tablo sahnelerinin bir geçicilik duygusu değil, bir çeşit zaman içinde sürekli niteliği taşıdığını fark ediliyor. Bakın dinleyenin merakının zirveye çıktığı durumlardır. Olayın en heyecanlı kısmıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Final arkadaşlar. Final. Büyük tablo sahneleri kuralı. Arkadaşlar Sage'nin mantığı kuralı. Değerli arkadaşlar bakın. Masallardaki uçan halı gerçek dünya için düşünüldüğünde çok saçma. Ama bir masal için saçma değildir arkadaşlar. Halk edebiyatı ürününün yani Sage'nin kendi içinde bir mantığı vardır. Bu mantık gerçek dünyanın mantığı değildir. Sage'nin kendi içinde bir mantığının olması olağanüstülüklere, mucizelere, büyüye eğilimi ortaya çıkarır. Yani değerli arkadaşlar, bir halk edebiyatı ürününde olağanüstü bir şey varsa, mucize varsa, büyü varsa bu neyle açıklanabilir? Axel Ulrich'in epik yasalarından Sage'nin mantığı kuralıyla açıklanabilir. Bakın ne diyor Axel Ulrich? Sage'nin bir mantığı vardır. Bu ifadeler hep Axel Ulrich'in arkadaşlar. Ortaya konulan temaların konunun ana hatlarını etkilemesi gereklidir. Ve üstelik bu etki temaların anlatı içindeki ağırlığıyla doğrudan orantılı olmalıdır. Sage'nin bu mantığı her zaman doğal dünyanın mantığıyla ölçülemez. Bakın Sage'nin mantığı normal dünyanın, doğal dünyanın mantığından farklıdır. Animizme ve hatta mucize ve büyüye olan eğilim onun temel kuralıdır. Her şeyden önce onun kabul edilmesi büyük ölçüde entrikanın iç tutarlılığına dayanır. Akla sığılabilirlik pek seyrek olarak dış gerçeklikle örtüşür. Lütfen dikkat! Halk edebiyatı ürünlerinin akla ziyan, tuhaf, olağanüstü, mucizevi şeyler taşıması neyle alakalı? Sage'nin halk edebiyatı ürünlerinin kendi mantığıyla ilgili. Arkadaşlar tek entrika kuralı. Değerli arkadaşlar burada bir şeye dikkat edilmeli bakın. Ya da önce Axel Ulrich ne demiş bir bakalım. Sage için bir ölçüdür. Bu en iyi gerçek Sage ile edebi eser karşılaştırılınca görülür. Entrika yapısında gevşek olayların ve belirsiz hareketlerin varlığı ürünün elden geçirildiğini en belirgin işaretidir. Sage'de tek entrika vardır. Lütfen dikkat. Sage'de tek entrika vardır. Sage'de bulunan olaylar tek bir entrika etrafında döner. Lütfen dikkat. Bir sürü olay var. Bir sürü olay var. Ama bütün olaylar aynı entrikaya hizmet ediyor. Olaylar farklı olsa da amaç aynı arkadaşlar. Birçok olay
aynı amaca hizmet eder diyor. Tek entrika kuralı. Bakın örneğin. Anlatıdaki eylemlerin çoğu Ferhat ile Şirin'i bir araya getirmeme üzerine kuruludur. Nitekim hikayenin sonunda da bu iki aşık kavuşamadan dünyadan ayrılır. Bakın arkadaşlar. Ferhat ile Şirin'i birbirinden ayırmak için bir sürü olay yaşanıyor. Bakın olay çok fazla ama hepsinin amacı aynı. Ferhat'la Şirin'i bir araya getirmemek. Halk edebiyatı ürünlerinde birçok olay vardır ama tek amaç vardır. Yani çok olay, tek entrika. Bütün olaylar aynı entrikaya hizmet eder. Arkadaşlar epik birlik kuralı tek entrika kuralına çok benziyor arkadaşlar. Bütün anlatı ögelerinin en baştan beri ortaya çıkma ihtimali görülen ve artık gözden uzak tutulamayan olaylar yaratması şeklinde gerçekleşmektedir. Bütün anlatı ögelerinin en baştan beri ortaya çıkma ihtimali görülen ve artık gözden uzak tutulamayan olaylar yaratması şeklinde gerçekleşmektedir. Lütfen dikkat, tüm anlatı unsurları aynı olaya neden olur. Tüm anlatı unsurları aynı olaya neden olur arkadaşlar. Ferhat ile Şirin'in aşkı iki aşığın birbirini gördüğü andan itibaren ayrılık üzerine kurgulanır. Yine bakın Axel Orri'nin örneği şurası arkadaşlar. Doğmayan bir çocuk bir canavara adanır adanmaz. Her şey bu çocuğun canavarın pençesinden nasıl kurtulacağı sorusu üzerine döner. Doğmayan bir çocuk bir canavara adanır adanmaz. Doğmayan bir çocuğu bir canavara vereceğinizi söylüyorsunuz doğduktan sonra, vaatte bulunuyorsunuz. Artık her şey bu çocuğun canavarın pençesinden nasıl kurtulacağı sorusu üzerine dönüyor. Arkadaşlar lütfen dikkat, bakın. Tek entrika kuralında birçok olay tek amaç vardı. Birçok olay tek amaç vardı. Epik birlik kuralında ise arkadaşlar bütün anlatı unsurları bir olaya neden oluyor. Bakın. Arkadaşlar lütfen dikkat. Tek entrika kuralında amaç birliği var. Amaç birliği. Birçok olay ama amaç tek. Birçok olay tek entrikaya neden oluyor. Epik birlik kuralında ise arkadaşlar. Epik birlik kuralında ise bütün anlatı unsurları, her şey tek olaya. Burada ise olay birliği var. Metnin içinde ne varsa hepsi aynı olaya hizmet ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar ideal epik birlik kuralı yine epik birlik kuralıyla neredeyse birebir aynı arkadaşlar. Elbette bunun ayrımına yönelik bir soru sormayacaktır ÖSYM. Birçok anlatı ögesi kişiler arasındaki ilişkileri en iyi şekilde aydınlatmak için bir araya gelir. Yani tüm anlatı unsurları kahraman ilişkileri çevresinde bütünleşir. Tüm anlatı unsurları kahraman ilişkileri çevresinde bütünleşir. Bakın arkadaşlar, ideal epik birlik kuralı epik birlik kuralı ile yakından ilişkili bir kuraldır. Tüm anlatı unsurları kahraman ilişkileri çevresinde birleşir. Ferhat ile Şirin'in tek amaçları birbirine kavuşmaktır. Bunun dışındaki karakterler Mehmene Banu, Hüsrev Şehzade, cadılar, bazı cariyeler, Hürmüz Şah'ın veziri gibi kişilerin tümü hikayenin üzerine kurgulandığı ayrılığı gerçekleştirmek için çalışır. Bakın, Ferhat ile Şirin dışındaki ne kadar kişi varsa hepsi hikayenin üzerine kurgulandığı ayrılığı gerçekleştirmek için mücadele ediyor. Bakın, tüm anlatı unsurları kahraman ilişkileri çevresinde birleşir ama epik birlik kuralıyla ideal epik birlik kuralı birbirine gerçekten çok benziyor değerli arkadaşlar. Dediğim gibi elbette bunların ayrımına dair bir soru gelmeyecektir. Arkadaşlar dikkati baş kahramanın üzerine toplama. Elbette arkadaşlar Sage'de her zaman bütün motivasyon, bütün dikkat baş kahramanın üzerindedir arkadaşlar. Yani olayın, anlatının nedeni zaten baş kahramanın başından geçenleri anlatmaktır. Onu ön plana çıkarmaktır arkadaşlar. Sage'de iki kahraman belirdiği zaman halk anlatısının nasıl gelişeceğini görmek gerçekten ilgi çekicidir. Bir tanesi her zaman gerçek baş kahramandır. Sage gerçek kahramanın hikayesiyle başlar
bütün dış görünüşüyle en önemli karakter odur değil mi? Eserin en önemli kişisidir baş karakter. Dikkat her zaman onun üzerindedir arkadaşlar. Arkadaşlar Axel Orlik'in epik yasalarını şöyle kısaca bir toparlayalım. Giriş ve bitiriş kuralı. Arkadaşlar giriş ve bitiriş kuralında ne dedi Axel Orlik? Arkadaşlar olay durgun başlar. Coşkun devam eder, coşar, zirveye çıkar, tekrar durgun biter dedi değil mi arkadaşlar? Sage. Yineleme kuralında ne dedi arkadaşlar? Çok fazla ayrıntıya inilmez, çok fazla betimleme yoktur. Önemli olaylar tekrar edilir değil mi arkadaşlar? Bu tekrar genellikle hangi sayıyla alakalıdır arkadaşlar? Bu tekrarlar, bu yinelemeler genellikle 3 sayısıyla ilgilidir. Bir sahnede iki kuralı nedir arkadaşlar? Aynı sahnede aynı anda birden fazla kişi karşılıklı konuşmaz. Ortaya çıkan kişi sayısı en fazla 2'dir. Yani diyaloglarda 2 kişi vardır. 3. kişi yoktur değil mi arkadaşlar? Aynı sahnede birden fazla kişi 2'den fazla kişi karşımıza çıkmaz. En fazla 2 kişi. Zıtlık kuralı elbette arkadaşlar tezatın olmasıdır değil mi? Kutuplaşma arkadaşlar. Zıtlığın tam tersi ikizler. Kahramanlar benzer değil mi arkadaşlar? Kahramanlar birbirine benzer değerli arkadaşlar. Kahramanlar birbirlerine benzer. Arkadaşlar ilk ve son durumun önemi tabii ki. Şöyle bir çizgi çizmiştik. Dedik ki önemli kişiyle başlar, önemli kişiyle biter dedik. Değil mi? Sage. Yani halk edebiyatı ürünü. Önemli kişiyle başlar, önemli kişiyle biter. Ama duygudaşlığı ortaya çıkaran kişi kimdir arkadaşlar? Sonda gelen kişidir arkadaşlar. Önemli kişiyle başlar, önemli kişiyle biter. Burada Axel Orlik gemi örneğini veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar anlatımda tek çizgililik kuralı geriye dönüşlere yer verilmez değil mi arkadaşlar? Geri dönüş yok olaylarda. Yani olaylar kronolojik anlatılıyor. Öyle bilinç akışı tekniği falan yok değerli arkadaşlar. Kalıplaştırma kuralı benzer olaylar değil mi arkadaşlar? Benzer olayların olmasıdır. Büyük tablo sahnesi kuralı final değil mi arkadaşlar? En merak verici, en heyecan verici asıl kahramanların bir araya gelerek olayı zirveye çıkardığı bölüm. Sage'nin mantığı kuralı arkadaşlar. Arkadaşlar olağanüstülüklerin olması neyle alakalı? Olağanüstülüklerin olması Sage'nin mantığıyla alakalı arkadaşlar. Büyülerin olması Sage'nin mantığıyla ilgili. Yani halk edebiyatı ürünlerinin kendi içinde bir mantığı vardır ama bu günümüz mantığından aykırıdır, farklıdır arkadaşlar. Olay örgüsünde tek entrika kuralı yani değerli arkadaşlar tek entrika kuralı, entrika birliği kuralı arkadaşlar çok olay tek entrika değil mi? Tek entrika yani amaç birliği arkadaşlar. Birçok olay aynı amaca hizmet eder. Entrika birliği. Epik birlik nedir değerli arkadaşlar? Epik birlikte ise arkadaşlar tüm anlatı aynı olaya neden olur. Aynı olaya. Ne kadar şey anlatılıyorsa anlatılsın hepsi aynı olaya neden olur. Tüm anlatı unsurları bir olaya neden olur. Olay birliği yani. Olay birliği arkadaşlar. Olay birliği. Arkadaşlar ideal epik birlik kuralı ise tüm anlatı unsurları kahraman ilişkileri çevresinde bütünleşir. Bütün anlatı unsurları kahraman ilişkileri çevresinde bütünleşir. Dikkati baş kahraman üzerinde toplama kuralı ise malumunuz arkadaşlar. En önemli kişidir arkadaşlar. Baş kahraman dikkat her zaman onun üzerindedir. Olayın çözümü hep onunladır arkadaşlar. Arkadaşlar biz sizinle tarihi coğrafi fin kuramını konuşuyoruz. Arkadaşlar tarihi coğrafi fin kuramını
geliştiren 3 kişi vardı. Bu kuram üzerine çalışan. Axel Ulrich, Antti Aarne, Stig Thomsen. Bakın bunlar tarihi coğrafi fin kuramına mensuplar. Arkadaşlar Axel Ulrich'in epik yasalarını konuştuk. Şimdi kısaca Antti Aarne ve Stig Thomsen'ın çalışmalarını kısaca konuşalım arkadaşlar. Arkadaşlar Antti Aarne masal tipleri kataloğu yayınlamıştır. Arkadaşlar masal tipleri kataloğu nedir? Bir masal tasnifidir arkadaşlar. Bir masal tasnifi. Yani değerli arkadaşlar Antti Aarne dünyada masalları tasnif eden, sınıflandıran ilk insandır. Bir tip kataloğu yayınlamıştır arkadaşlar. Tiple kastedilen halk edebiyatı ürününün kendisi. Arkadaşlar Karl Kron öğrencisi Antti Aarne ve Antti Aarne'nin masalları, halk edebiyatı ürünlerini özellikle masalları tasnif ettiğini biliyoruz. Bu çalışmasının adı The Tipis of the Folk Tale. Arkadaşlar Antti Aarne'nin öğrencisi olan Stig Thomsen da hocasının masal tasnifini geliştirmiş. Motif Index of Folk Literature. Antti Aarne The Tipis of the Folk Tale. Stig Thomsen Motif Index Folk Literature. Daha sonra değerli arkadaşlar Türk masallarının tip kataloğunu ise ilk defa yayınlayan Pertevnali Boratam ve Wolfram Eberhard olmuş arkadaşlar. Tipin Turkish Wolfram şeklinde bir eser arkadaşlar. Sözün özü şu arkadaşlar. Antti Aarne tarihi coğrafi fin kuramından hareketle, tarihi coğrafi fin kuramının amacı zaten bir masalın, özellikle masalda başlamıştı tarihi coğrafi fin kuramı, sonra diğer alanlarda gelişmişti. Bir masalın ilk defa ne zaman, nerede, ne şekilde ortaya çıktığını anlamakta tarihi coğrafi fin kuramının amacı, onun ur formunu bulmaktı. İşte arkadaşlar tarihi coğrafi fin kuramı ekseninde Antti Aarne masal tasnifi yapmış. Dünya masallarını ilk tasnif eden Antti Aarne'dir. Antti Aarne masalları kendi içinde üçe ayırmış. Birazdan konuşacağız. Antti Aarne'nin öğrencisi olan Stig Thomsen da hocasının, yani Antti Aarne'nin tasnifini 3'ten 5'e çıkarmış. Masalları kendi içinde 5'e ayırmış. Bunlar dünya masalları. Türk masallarını tasnif eden, Türk masallarının tip kataloğunu ilk yayımlayan ise Wolfram Eberhard ve Pertevnali Boratav'dır. Tipin Turkish Workunda. Arkadaşlar sözünüzü şu. Antti Aarne bakın masalları, hayvan masalları, asıl halk masalları ve fıkraları olarak 3'e ayırdı. Arkadaşlar Stig Thomsen ise masalları, masal tasnifini 3'ten 5'e çıkardı. Hayvan masalları, asıl halk masalları, şakalar ve anekdotlar, formülle başlayan masallar, sınıflamaya girmeyen masallar. Ve lütfen dikkat! Türk masallarının tip kataloğunu ilk defa yayınlayan, Türk masallarını ilk defa tasnif eden ise Pertevnali Boratav ve Wolfram Eberhard'tır değerli arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen dikkat. Bakın bu dersimizde sizinle tarihi coğrafi fin kuramını konuştuk. Özellikle tarihi coğrafi fin kuramı üzerine çalışma yapan 3 isme çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Axel Ulrich, Antti Aarne, Stig Thomsen. Bunların arkadaşlar tarihi coğrafi fin kuramı etrafında çalıştıklarını biliyoruz. Değerli arkadaşlar bu dersimizde tarihi coğrafi fin kuramını konuştuk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.